Değerli milletvekillerimiz, il başkanımız, kadın ve gençlik kollarımız, AK Parti teşkilatımızın kıymetli üyeleri, kültürümüzde ve tarihimizde önemli bir yeri olan Karaman'da sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek, ifade ederek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten ötürü hepinize şükranlarımı sunuyorum. Medeniyetimize farklı alanlarda önemli katkılar sunmuş alimler, şairler, devlet adamları yetiştirmiş Karaman, topraklarının bereketiyle Anadolu coğrafyasına büyük bir zenginlik katmıştır. Türkçenin sahibi Karamanoğlu Mehmet Bey bu topraklar üzerinde yetişmiş. Bu sayede Karaman, Türkçenin başkenti olmuştur. Değerli Karamanlılar, Türkçe bizim sadece birbirimizle iletişim kurmamızı, konuşmamızı sağlamıyor. Türkçe aynı zamanda bizim hayatımızı anlamlandırmamızı, geçmişle gelecek arasında bağlantı kurmamızı sağlıyor. Bu açıdan bizim üzerinde en fazla durduğumuz konuların başında dilimiz gelmektedir. Bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dilimizi koruyup geliştirmek adına çok önemli çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde Türkçe kurslar açtık. Bu sayede her yıl binlerce insanın Türkçe öğrenmesini sağlıyor, Türk kültürünü keşfetmesine gerekli zemini hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın "Dünya beşten büyüktür" sözünden yola çıkarak dünyanın her köşesinde yer almanın, kültürümüzü, dilimizi o noktalara taşımanın önemini özellikle vurgulamak istiyorum. İletişim çağını yaşadığımız, teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde uluslararası toplumun dayatmalarını değil, kendi değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatmalıyız. İşte biz de AK Parti iktidarında geçen 20 yılı aşkın sürede sadece buna odaklandık. Dilimizde, kültürümüzde, uluslararası toplumun baskılarına karşı tıpkı Cumhurbaşkanımız gibi dik bir duruş sergiledik. Türkçenin son yıllarda bu denli ilgi görmesinin sebeplerinden biri de Türk dizileri oldu. Bakanlık olarak Türk dizilerinin farklı ülkelerde izlenmesini sağlamak amacıyla çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi ihraç eden ülkelerden biriyiz. Bir yandan dizilerimizin izlenmesini sağlıyor, diğer yandan da bu ilginin karşılığında Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara Türkçe kursları açıyoruz. İşte bu örnekler bizim geliştirdiğimiz yeni kültür ve turizm politikalarının özeti şeklindedir. Eskiden ülkemizde turizm dendiğinde ilk akla ne geliyordu? Deniz, kum, plaj. Dünyanın en güçlü turizm potansiyeline sahip ülkelerinden biri olan Türkiye'de turizm dendiğinde akla ilk sadece bunlar geliyordu. Bunun sonucu olarak örneğin 2002 yılında ülkemize gelen turist sayısı yalnız 12 milyondu. Gelir ise sadece 13 milyardı. Peki biz ne yaptık? Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadroların desteğiyle kültür ve turizm alanında adeta devrim niteliğinde adımlar atarak bu alanda yeni bir dönemi başlattık. Geldiğimiz noktada 200'den fazla ülkede Türkiye'nin ve şehirlerimizin, turizm bölgelerimizin tanıtımını gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Ağustos ayında Karaman'ın da tanıtım filmini hazırlattık ve uluslararası hesaplarda bu filmin yayınlanmasını sağladık. Ayrıca Mayıs ayında Kapadokya Üniversitesi işbirliği ile Karaman Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritasını da hazırladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde şehrimizin tanıtımına daha fazla odaklanıp Karaman'a katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer yandan turizm 12'ye yayıp Türkiye'nin turizm pastasından daha yüksek bir pay alması, ülkemize daha fazla turistin gelmesi için tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da çalışma yaparak turizmi çeşitlendirdik. Şu anda dünyada arkeoloji alanında en fazla çalışma gerçekleştiren ülkelerin başında geliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde her gün yeni bir eseri ve tarihi bölgeyi gün yüzüne çıkartıyoruz.
Tüm bu çalışmalarımız neticesinde Türkiye dünya genelinde çok daha fazla dikkat çekmeye başladı. Daha fazla insan Türkiye'yi, ortaya çıkan tarihi alanları merak ederek ülkemizi ziyaret ediyor. İşte tüm bu çalışmalar neticesinde bugün ülkemiz 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. 20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de hayata geçirdiğimiz politikalar sonucunda biz bu yıl 60 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda bu 60 milyon ziyaretçinin yanında da bu yıl turizmden beklentimiz 60 milyar dolardır. Bu hedefleri aşacağımız günlerin de çok uzakta olmadığını biliyoruz. İnşallah yakın dönemlerde dünya turizm pastasından çok daha fazla pay alacağımızı da sizlerle paylaşmak isterim. Değerli kahramanlar, bu kadar önemli icraatın arkasındaki dik duruş olmasa bu noktaya gelmemiz mümkün değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız, kültür ve turizm alanında Türkiye'mizi ileriye taşıyacak her girişimimizde bize sonuna kadar destek oldu. Onun bu kararlı iradesi sayesinde bizler bugün dünya turizminde ön sıralarda yer alan bir ülke konumuna geldik. Karaman, Hakkari, Konya, Samsun, Kırşehir, İstanbul, Trabzon, Antalya, Türkiye'nin dört bir yanından 81 ilden milyonlar gönül verdi bu davaya. AK Parti kadroları kurulduğu günden bu yana gecesine gündüzüne katıp Türkiye için çalıştı. Şimdi önümüzde 2028 seçimleri var. Peki biz ne yapacağız? Aynen dün olduğu gibi bugün de yarın da durmadan yorulmadan çalışacağız. Ne diyor Cumhurbaşkanımız? Aşkınla koşan yorulmaz. Bize yorulmak da yok, dinlenmek de. Çünkü hedefimiz daha iyi bir Türkiye yaratmak. Altını çizmek istiyorum ki bugün sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Muhalefetin kazandığı belediyelerdeki yetersiz yönetimini de aklımızdan çıkartmamalıyız. 2028 seçimleri yolunda biz birlikte yan yana kol kola olduktan sonra inanın kimse önümüzde duramaz. Tam da bu noktada siyaset tarihine geçmiş sloganımızı tekrarlamak istiyorum. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar. Değerli Karamanlı hemşerilerim, bildiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallık unvanının verildiği günün yıl dönümünü Gaziler Günü olarak kutluyoruz. Atatürk'ün silah arkadaşı ve aynı zamanda Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Kazım Karabeker'in memleketi Karaman'da Gaziler Günü münasebetiyle tüm kahramanlarımızı saygıyla, hürmetle anıyorum. Bizler de şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan aziz vatanımıza sahip çıkarak tüm değerlerimizi korumaya sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşma konusunda gerçekleştirdiğimiz Türkiye Buluşmaları toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerimize ulaşma konusunda sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu belirterek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.